Teknik Analiz'den merhabalar. Yeni bir program Bursa Spor TV ekranlarında. Haftanın, günün gelişmelerini değerlendireceğiz. Teknik açıdan ele alacağız. Tabii sezon sonu bugünkü ilk programımızda Şenol Ulusavaş'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Geçen sezonun bir değerlendirmesini yaparız. Biraz da transferden de söz ederiz. Güzel bir şekilde teknik analizi de yapmış oluruz. Bursa Spor tabii ki özelimiz ve ilk konuşacağımız konu. Mustafa Sarp gitti. Sercan konusu belirsiz. Bu sezona baktığımızda Bursa Spor'da öne çıkan futbolcular, Sercan'ın durumu ve Mustafa Sarp'ın gidişi nasıl etkiler? Nasıl görüyorsunuz bu tarafı? Şimdi bu soruyu unutma, bir daha hatırlatırsın bana. Ben öncelikle sizin burada olmanızla ilgili bir şeyler söylemek isterim. Olay Televizyon'da uzun süre birlikteyiz. Evet. Sizin öncesinde kadar, aslında. Öncesinde tabii. Şu anda Mehmet, Gerçeksi, Suat ve Burak benim için Bursa'da televizyonculuğun ve basının en önemli 3 siması. Bunların Olay Televizyon'dan koparılıp da Bursa Spor'a gelmesi Bursa TV için inanılmaz bir kazanç. Olay TV için de bence bu anlamda sorun başlangıcı gibi düşünüyorum. Yani bu müthiş bir kayıp. Bu anlamda Bursa Spor Televizyonu'nu kutluyorum. Kimin nezdinde? Murat Yanıklar nezdinde öncelikle. Onu da çok severim hakikaten bu işte. Müthiş bir ekip kurulmuş. Size bundan sonra için büyük başarılar diliyorum. Zaten buna ihtiyacınız yok ama yine de başarılar demek isterim. Bu anlamda üçünüzü de kutluyorum. Şimdi Mustafa Sarp'ın gidişini ben daha evvel de sormuştum bunu bana birkaç Olay Televizyon'daki programda. Bence çok etkilemez. Yani çok iyi bir insan, müthiş bir takım oyuncusu. Her şeyini sahaya yansıtabilen. Hatta bizim öne çıkmıyor deyip kızdığımız ön liberolarda dönem dönem aslında en fazla öne çıkabilen, gol atabilen, işte arka direğe gidip kafa vurabilen ya da öne ciddi koşu atabilen artıları fazlası olan bir oyuncu. Ama işte son haftalar seyrettiğimde bir Bekir Ozan ve Kırita gerçeği var. Yani ciddi bir gerçek. Yani özellikle Kırita şu anda, onu da söyledik, şu an ya da lig bitiminde bu ligin bence en iyi ön liberosu. Onun muadili yoktu yani. O kadar formdaydı. Bu formunu sürdürürse Sarp'ın kaybı hiç gözükmeyecek bile. Kaldı ki Bekir Ozan da tabii oraya mutlaka oyuncu alınacaktır ama. İki oyuncu alınacak. Aynı noktaya mı? Oraya. Yani bir ofansif bir defansif. Valla doğru herkes aslında. Mi? Niye doğru? Hedefler çok büyük artık. Yani Bursa Spor'da evet bunlar yeterli denmiyor. Ertuğrul'un çünkü hedefleri çok daha büyük. Şehri bir kere altıncılığa, şu anda altıncılık. Buna alıştılar ki alışılmadı bile. Herkesin beşincilik, dördüncülük beklediği bir dönemdi. Bu sene bu istenecek. Onun için de yapmak doğal. Yani sarı kartı var, kırmızı kartı var, cezası var, sakatlığı var. Kesinlikle. Ya işte kulübeye baktığınız zaman ya kim girsin diye zorlanan bir takım mı başarılı olur, yoksa döndüğü zaman kulübede içeridekinden daha iyi adamların kenarda oturduğunu düşün ya da muadillerinin kenarda olduğunu düşün. Bu çok doğru bir tercih. İki adamın zaten seni belli süre götürebilir. Sakatlıkları olmasın sezon boyunca, hele ki iyi başlarsak ki ikinci yarı düşünün. Maçlar iyi gidince zaten müthiş toparlandılar. Bir de lige iyi başlarsan İnanın bu ikili belki aldıkların sürekli oturur, sürekli götürebilecek ikili var sende şu anda. Böyle bir avantaj var. Aldıkların da hakikaten müthiş çıkabilir. Çok daha başarılı olur. Doğru tercih yani. Ama Sarp'ın dediğim gibi yani çok önemli ama elindeki oyuncular ve geleceklerin de iyi olmasıyla çok da sorun olacağını düşünmüyorum ben Bursa Spor için. O açıdan Bursa Spor'un bir kaybı yok gibi şu ana yok, kadar bence, değil mi? Bu süreçte bence daha yok. Çünkü ligin başlamasına da bir hayli vakit var. Bence o. Sercan konusuna gelin hocam. Sercan tabii ciddi bir kayıp olur yani. Ama bunu yine gündeme getirdik. Şimdi Sercan'ın üzerine kurulu bir yönetim kurulu ve transfer. Onun üzerine kurulu şu anda. Yok yani görünüşe göre hala nakit para yok. Çocukların biliyorsun ciddi alacakları var. İşte 7 trilyondan biraz ödeme yapıldı. Biraz da olsa bunun sezona başlarken biliyorsun şimdi hep konuşuyoruz, oyunculuk yaptık yıllarca, bir şeye başlarken, yeni bir sezona başlarken ben geçmişe yönelik kafamda soru işareti olmamalı benim. Değil ben mi? Geçmişi bitirmeliyim ki bu sezon neler verebilir mi düşünmeliyim, yoksa benim kafamda hala geçen senekileri alabilir miyim, işte yok 2 ay sonraya çek, 1 ay sonra ben, yani bunlar oyuncuyu etkiler. Yani herkes ne kadar etkilemiyorsa da etkiler ya. Ben kafamda bir senedir almadığım paraları ve bu şehri ciddi şekilde mutlu etmişim. Herkesi sokaklara dökmüşüm ama hala paramı almamışım. Bunu bir sezon başında en azından 26'sında antrenmanlar başlayacak. Bir kampa gitmeden kafa olarak rahatlanması lazım. Kesinlikle paralarımı alayım ki kafam rahatlasın. Ondan sonra ben Bursa Spor için ne yapabilirim düşünmeliyim oyuncu olarak.
Bunun içinde Sercan çok önemli bir silah. Sercansız olmayacak. Çünkü şu an görüntüde işte bir 5 milyon eurodan başladı. 8 milyon eurodan bahsediyorsun işte. Evet. Belki 10 milyon eurolardan bahsediyor. Bu korkunç para. Yani bu artık Sercan'ın ciddi ederi bu. Yani evet. Hani bir sene sonra geçen de konuşmuştuk. Bir sene sonra çok daha büyük para eder ama artık fiyatlar buralara geldiyse senenin fiyatı neredeyse oluşuyor artık. Yani Sercan çok da başarılı olsa bu fiyatlar olur. Çünkü Bursaspor'dan çıkışın genelde böyledir. Altta fiyatlar 10 milyon dolardır ama üst düzey takıma çıktığında marka değeri yüksek takımda bu fiyat 3'e katlar. 30 milyon dolar olur. Yani sen bunu marka değeri hiçbir zaman burada çok yükseltemezsin. Tavan buralar değil mi artık? Yani? Bence bu ligin 8 milyon euro, 9 milyon euro müthiş. Civarında çok ciddi paralar. Müthiş para. Yani giderse o paralara gider gibi görünüyor Sercan. Ya bu 8-9 milyon da yani ben şu anda İbrahim Yazıcı ve yönetim kurulu ben de etkili olsam ya durmaz ya. Satış için elimi kaldırırım hemen kaldırırım ya satılsın ki deli para. Yani kulübü çok ciddi rahatlatabilir. Mesela Seneye Sercan bundan çok mu kötü performans? Hayır. Aynı performansını %100 gösterir. Yine bunun altında gol atmaz. Yine gündem oluşturur. Ama işte ülkenin gidişatı nedir? Para nedir? İşte Avrupa ne oluyor? İşte dünyadaki ekonomik kriz. Yani şu an yakaladıysan da işte tavandayken satmakta her zaman fayda var. Elindeki ederine satmakta fayda var. Satılmasın noktasında Ertuğrul Hocam hakikaten çok istiyor. Çünkü muadil oyuncu çok zor. Tabii. Şimdi Sercan'ın muadilini yakalamak da çok zor. Bunun için ciddi bir araştırma yapılsa belki bu çabuk oyuncu falan bir yerlerden bulunabilir bu standartta ama çok ciddi bir araştırma yapılması gerekiyordu. Var mı elinde bilmiyorum. Ertuğrul Hoca'nın elinde Sercan'a yakın bir oyuncu var mı? Listesinde böyle bir şey var yani mı? Yani çok oyuncu izlendi. Çok inanılmaz derecede. Ama şimdi gitmesin yani. Diye yani benim son ana kadar fikir değiştirdim, ağız değiştirdim onu bilmiyorum ama yani hala gitmesin. Yani çok iyi rakama gitmesinden yana o da yani. Öyle gidecek, mi? Gidecekse iyi rakama gitsin tamam. Yani gitmese daha iyi olur noktasında. Bu da şunu, bundan da şunu çıkartırım. Ben bir hoca gözüyle baktığımda hala yani onun açığını kapatmanın zorluğundan demiyor. Ben onu bulamayacağım diyor ama ya kulüp içinde bu kadar sorunlu bir kulüpte de Sercan hem bizim içimizde bulunacak. Parasızlık yaşamak da iş değil. Yani bu kadar paralı adamı da bu kulübün içinde tutmak yanlış. Mantıklısı gitmesi şu anda. Biz ondan sonra o noktanın adamını belki sıkıntısını Ertuğrul Hoca da yaşayacak. Tribünde bizler de yaşayacağız ama ama yani bu artık kazık çakacak hali yok. Yani bu sene değil, seneye mutlaka gidecek. İşte Muhammed belki hiç ummadık bir anda alt taraftan biri çıkacak. Hı. Sercan bu kadar biz biliyorduk. Çünkü bizler altyapının içerisinde yıllardır bulunuyoruz. Yani Sercan'ın biz gelişini gördük. Ama Muhammed için de aynı gelişten bahseden arkadaşlarım var altyapıda. Yani evet. Muhammed Sercan'a çok muadil diyorlar. Bunu net olarak, bakın alttaki adam bilir bunu. Arada bir kere gören adam tanımaz ama bütün senesini birlikte geçiren bir Faruk Korkmaz ya da hocaları Muhammed ya da muadillerinin ne durumda olduklarını bilir. Muhammed'i Sercan'a yakın diyorlarsa buna da hazırlık maçlarından başlayarak Ertuğrul Hoca ciddi şans verdiğinde belki de 10 milyon dolarlık, 10 milyon euroluk bir adam daha yakalamış olacağız yani. Muhammed'in hocasıyla Bayram Hoca izliyorsa selam gönderelim ona. Ereğli'den bulup getiren Muhammed'i genç yaşta, küçük yaşta Bursa'ya getiren hocayla dün konuştuk. Bursa'ya geldi. Yine 3-4 tane genç getirdi Bursaspor'a. Hakikaten bir kuruş menfaat gözetmeden Faruk Hoca ile de sohbet ettik. Böyle bir hocası var Muhammed'in. İlk hocası daha. Anlatıyor, şöyle diyor hoca. Antrenmanları bırakın diyor. Okulda oynarken, ilkokulda diyor Muhammed betonun üzerinde rövaşata atardı diyor. Ya işte. İnsanlar basketbol oynarken bu rövaşata atardı. Bu çocuk Chelsea'ye gider diyor. Bu kadar iddialıyım ben diyor. Ya hocam ne diyorsun diyoruz. Müthiş. Bak çok iddialıyım diyor. Bu çocuk Chelsea'ye gider diyor. Müthiş. İşte aynı şeyi ben de duydum. Hocalardan müthiş diyorlar yani. Bu müthiş anlamı yani alttaki adamın söylemesi benim için çok önemli. Yani bununla yaşayan adamların bunu söylemesi çok önemli. Elinde hep söylüyor bakın şu anki yönetim kurulu çok şanslı. Geçen sene de söyledim. Mücevherin üstünde oturuyorlar yani ciddi bir definenin üstünde oturuyorlar. Bunu hayat boyu çoğu yakalamadı. Bir dönem yakalandı. Ama o zaman sektör değildi bu iş. Tabii, şu an sektör. Hani şu an bitti artık o hani futbolcunun zeki, çevik, bilmem ne ahlaklı öyle bir model yok artık. Futbolcunun para getireni, formasını çok satanı, tabii, işin şekli değişti. Böyle olduğu zaman da böyle ciddi bir mücevherin üzerinde, ciddi bir değerin üzerinde oturan bir yönetim kurulu ve Bursaspor Kulübü var. Kullan bunları sürekli olarak her sene ikisini ön plana çıkarsan takım hiçbir sorun olmaz. Bir oyuncuyla bakın 10 milyon euro, 8 milyon euro. Bu neredeyse oyuncular üzerindeki yıllık maliyet. Tabii. Diğer maliyetleri geçtim. Zaten maliyeti. Para gelecek. Takım maliyeti bu. Tabii. Onun için de... Bu olabilir ya. İki alternatif var. Ya yetiştirici olacaksın ya yarışmacı olacaksın. Evet. İkisinin de azar azar olabildiği kulüpler de var. Olimpik Lyon'u hep bahsederiz, anlatırız. Evet.
hem 7 sene şampiyon oldular Fransa'da, hem de en iyi oyuncularını her sene sattılar ama alttan öyle oyuncular çıkarttılar ki her sene bu çark döndü, evet, ve çok zengin bir kulüp oldu. Bursaspor'da da bu gidişat var. İşte Sercan gider, Muhammed'i çıkartırsın. Zaten yeni genç gider, bulursun. Tabii. Bulursun. Tabii. İşte Muhammed gider, Eren gelir. Eren'den sonra başkası olur. Bu çark devam eder. Yarışmacı da olabilirsin ama burada tabii doğru yabancılar da çok önemli. Takımın kilit noktalarındaki, evet, diğer transferler de çok önemli. İşte bundaki önemli olan şu. Bakın bu sene Sercan falan niye çok ön planda? Sercan herkesin bildiği bir oyuncu ama derece yaptık. Evet. İşte derece yapman lazım. Bizde üçüncülük, şampiyonluk falan diyor. Hayır ya, bak ben, benim şahsi fikrim hayır. 5-6 sürekli burada kal ve aynı şu sistemi götür, Türkiye'nin en iyi kulübü olursun. Ondan sonra yap. Önce bir altını doldur, temelini doldur. Yani evet, büyük paralar kazan. Kasanda paran olsun, çuvalla paran olsun. Ama bunu 3-5 sene sonra yap. Yani anında paraları harcayıp da ben ikinci olacağım. Hayır, olma kardeşim. Standartlarını koru. İşte dediğin gibi alttan iyi oyuncuları çıkar. İyi de nokta yabancı transferleri getir. Ligi 6. 7. işte o, ya 7. bile sorun değil. 6, 7, 5 bu sıralarda sürekli istikrar sağla bu kulüpte. O zaman yani aynen dediğin gibi müthiş bir kulüp olursun. Yani iki arada, yani hem o yetiştirici hem de 6.lık yarışmacılık da bu ülkede. 5.lık yarışmacılık. 5'i zorlarsın, 4'ü zorlarsın. Bu araya girebilirsin zorlarsın. Dönem dönem. Tabii. Sonra da bir girersen bir tarafa, önce altını doldursun. Sonra da işte hani Trabzon 4. büyüğü tartışıldı bir dönemde. Hı hı. Oraları bu sefer sorgulamaya başlarız. Fırsat ama gelir. Belki Sivas'ın şansını yakalarsın. 3-2 zorlayabilirsin. Tabii ki gelir. Ama yani, amaç, orta vadede olacak şeyler. Tabii. Bursaspor'un amacı şey olmamalı ama. Yani hani her şeyi karartıp, gözü karartıp da Sivas'ın yaptığı gibi sezonu ikinci bitirmek ya da sonuna kadar şampiyonluk kovalamak, eyvallah bu olsun ama. Ama onun ötesinde de işte bu dipteki oyunculara sürekli şans vererek bazı maçları kaybet kardeşim. Yani iki derece aşağı düşürsün seni iki oyuncu. Yani dördüncü değil de altıncı bitirsinler ya da yedinci bitirsin iki oyuncu. Yani ama ona tecrübe kazandır, bir sene sonra seni zaten çok iyi yere taşıyacak. Hem maddi olarak iyi yere taşıyacak, evet, hem de derece olarak iyi yere taşıyacak. Bunun zaten mimarı diyeyim yani Ertuğrul, bu işte çok uygun bir tip. Yani Ertuğrul Hoca bir kere gençlere çok ciddi bakışı iyi olan birisi ve onlara ciddi şans verebilecek birisi. Bu da büyük bir avantaj. Bunu yakalamışsın. Dipte ciddi bir mücevherat ve işte şehirdeki hava iyi, şehir morali iyi. Yani ciddi bir şey yakalandı aslında uzun yıllar, bir 10 yıldır, 15 yıldır. Tabii. Yakalanmayan ciddi bir birliktelik var. Güzellik var. Ertuğrul Hoca, işte iyi bir altyapı, iyi oyuncular şu anda elinde var. Hı hı. Yani satılır ya da satılmaz ama iyi oyuncular sana ait. Ciddi bir şehirde yeniden bir hava yakalanmış durumda. Herkesin inancı var artık bu takım iyi olur. Bakın kimse geçen seneye kadar düşer miyiz korkusuyla başladı ki sene başında da aynı şeye başladık. Doğru. Sene başında da biz düşer miyiz düşmez miyiz düşünürken şimdi 6 ayda sınıf atladık. 6 ayda şehir olarak sınıf atladık. Evet. İnsanların hayata bakışı değişti. Bursaspor'a bakışı değişti. Bunu da sürdürmek bir takım unsurların elinde. Şöyle bir tehlike var ama hocam, katılacak mısın bilmiyorum. Beklentiyi, çıtayı yukarıya koyarsak sezon başlarken, sezon başında Trabzonspor gibi Allah korusun hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Ama yani şimdi bak, biz geçen sene 6. olduk, bu sene de mutlaka 4. oluruz herhalde değil, biz. Tabii. Böyle bir aristo mantığı yok futbolda. Kesinlikle yani. Yok. Bak şimdi biz, bak işinden çıkartırsan şimdi biz ondan bahsediyorduk zaten. Hı. Hani bak 7.lik, 6.lik, bak hep söylediğim şey buralarda tutunmaya çalış. Tepeleri kovalama dedim. Önce sen burada 4-5 seneni böyle geçir. İstikrarı hep burada yakala. Artık insanlar bilsin ki 6. takım ya 7. 8. arasın bu şehir, bu ülke. Hmm. Yani ilk 4 zaten aşağı yukarı hemen şekten belli gibi gözüküyor. Hmm. Onun haricinde de 5. 6. muadil takım Bursa olsun. Önce orasını olsun ya. Önce o boşluğu, o arayı doldur. Hmm. Sonra hamleni bu tarafa yap. Yoksa çok tehlikeli. Biraz evvel aynı şeyi söyledim. Yani gözünü karartıp da Sivas'ın yaptıklarını yapmaya kalkarsan elindeki parayı da bitirirsin. Yani harcayacağın oyuncuyla da ilgili. Şimdi Sercan harcadın, sattın diyelim. Gelen bütün parayı da çok ciddi transfer, büyük paralarla borçlandın. Seneye de dediğin gibi çok kötü başladın ve işler tutmadı. Var bu işte bu. Koca Fener takımı inanılmaz para harcayıp ne hallere düştü. Galatasaray takımı ne hallerde. Sen bu işi yaşarsan bu zaman bir daha ayağa kalkamazsın. Manisa başkanı açıklama yaptı geçenlerde. Hedefimiz Avrupa dedi. İlk 5. Yani lige daha yeni çıkıyorsun bismillah daha. Yani. Ya bunu aramızda sohbet, derval Türkiye'ye geldiği zaman ya bu ülkede demiş başkanlar ya bu işi hiç bilmiyor ya da hepsi yalancı demiş. Ya bu ülkede baktım 18 takım lige başladı, 18'de şampiyonluğa başladı, 18'de UEFA'ya başladı işte. Bu nasıl bir mantık?
Ya bu tamamen şehri kandırmak için ya. Yani bu insanlara şirin gözükmek için. Ya bismillah dur kardeşim ya. Ya vardır mutlaka kafasında ama yani ya bir yere bas, bir sağlanmaz. Daha bismillah yeni çıkmışsın ya. Nereye gidiyorsun? Ne UEFA'sı? Bir bak önünde kimler var. Hı. Oynayacağın şu, bak önünde listede bir takımların bir amblemlerine bak. Nedir bunlar ya? Bir büyüklüklerine bak, değerlerine bak. Hı. Yani nereye? Bu tamamen seyirciyi ve şehri ya popülist yaklaşım. Ya bu ülkenin siyaseti de böyledir. Spor kulüpleri de böyledir. Yani hep insanları kandırırsınız. Sonra sen 5 hafta sonra tukaka olursun yani. Evet. Ya en hazır takımlardan biri Bursaspor gibi görünüyor şu anda. Moral anlamında da, takım kurgusu, iskelet anlamında da ama. Evet. Sivasspor ne diyorsun hocam? Şimdi gidenlere bakalım. Bilica, Tum, Konforisilla, Balili, Sergio, Muhammed Ali, Tevfik, işte Eyüp Kadri, Mamadou Diallo, Emre, Tayfun, Murat Yılmaz, Gurbanov, Ahmet Duran ve Şamil. Yani takımın yarısı hemen hemen gitti. Ya şimdi orada evet. Agbetü'yü aldılar, Fener'den Yasin'i aldılar, Uğur Kavu aldılar, Erman Kılıç'ı aldılar, Ferhat'ı aldılar Hannover 96'dan. Belediye Van'dan bir transfer yaptılar, İbrahim'i aldılar. Yani enteresan, Hamet Namuchi diye bir futbolcu aldılar Lorient'den. Bu iyi bir futbolcu, bu adam da damgasını vuracak bir futbolcu. Bir değişim var Sivasspor'da. Evet. Bu nasıl yansır? Vallahi risk. Değil mi? İki senedir çünkü yani bir yere geldi takım. Çünkü olsaydı mı? Takımı dağıtıyorlar. İlk 5 tane, ilk 5 isim orada. Bu takımın iğmeyi kazandıran 5 tane önemli isim. Evet. Yani ciddi adam. Bunlarla bir yere gelindi. Şimdi risk yani, bilmiyorsun ki ne olacağını. Gelen adamlar gerçi çok iyi araştırma yapıyorlar gibi gözüküyor. Yani evet. Bülent'in yaptığı işler hakikaten çok nokta işler. Yani birini getiriyor ya, tutar mı, hiç olmadı orada. Hepsi tuttu. Hepsi tuttu. Yani ülke içinden de aldığı takıma uyum sağladı. Yurt dışından hiç duymadığımız isimleri getirdiğinde hakikaten çok ciddi isimlerle geldi. Ha, bu isimler aynen onların yapmış olduğu işi yaparsa. Fakat şöyle bir şey var tabii, yani şehre uyum sağlamış. Bu adamlar şehre de uyum sağlayan tiplerdi. Şehirle bütünleştiler, şehrin havası. Çünkü Sivas'ta çok iyi oynayıp da maç kazanan bir Sivas takımı hiç olmadı. Ama müthiş mücadele eden, tribünle birlik sağlayan, çok koşan, gol atma önce... Savaşan. Önce yememek, ondan sonra gol atmak üzerine kurulu bir takım modeli kurmuşlardı. Vallahi riskli ya biraz bu işler. Biraz risk aldı. Biraz risk aldılar gibi geliyor. Biraz risk aldı orada. Başlangıçlar biraz sorun yaratabilir. Çünkü Bülent de artık, Bülent Hoca geçen sene sonunda da biraz biliyorsun söylemlerinde inişli çıkışlı söylemler yaptı. Yani bazen onun da beklenti çok yüksek. Çünkü artık o da 3. sene, o da beklentilerini üst düzeye çıkartacak. Üst düzeye çıktıkça da hata yapma lüksü artacak. Söylemlerinde daha farklı işler yapabilecek, kızabilecek, bakın daha agresif olacak falan. Tabii. İşler kötü giderse çok agresif olur. O takıma yansır, şehre yansır. Hı hı. Çünkü daha hala oturmamış bir şehir diye düşünüyorum. Uzaktan baktığımda hala yani net bu şey ülkenin 5. takımıdır, 4. takımıdır diyemezsiniz. Bu an futbol böyle kulüpler, tabii böyle kulüpler değil. Bir anda kendini çok kötü yerde de bulabilir. 2A'da, 2B'de de bulabilir. Yani pek tabii, çok tabii. Uç olacak ama böyle de bulunabilecek bir pozisyonda. Çünkü oturmuş bir düzen yok. Bir de Şampiyonlar Ligi başlı başına bir problem. Ön elemeler şunlar. Fakat oradan atlayıp da işte Sivas'ın, bak Sivas için şöyle bir şans var. Sivas takımında bu gelenler tutar da Sivas takımı ön eleme geçip de Şampiyonlar Ligi'nde normal lige kalırsa işte o zaman Sivas'ın kaderi değişir. Evet. Sivas şehrinin ciddi kaderi değişir. Yani orada bir sene gözükmeleri, işte 3-4 maç, işte 5-6 maç oynamaları falan, yani Sivas için iyilerin başlangıcı, daha iyinin başlangıcı da olabilir. Çünkü hem parasal anlamda büyük bir kazanım, hem de şehrin artık bir Inter'i, atıyorum Milan'ı, bilmem Juventus orada yaşamış olmaları falan, hele birkaç kez yaşamış olmaları, şehrin bir anda görüşünü değiştirdi. Nasıl biz 6 ayda Bursaspor'a bakışımızı değiştirdik dedik, Sivas'ta da kendilerinin nerede olduklarının farkına bile varamazlar. Öyle bir hale gelebilir o şehir. Çünkü biliyorsun şehirde şey bile yok şu anda, yani iyi bir takım geldiğinde ağırlayacak bir otel bile yok orada. Ya dünyanın iyi bir takım geldiğinde nereye geldik diyecek adamlar. Yani böyle bir şey var. Ama işte bunu biraz arttırırlarsa, yani kalırlarsa acilen bile bir şey yapılabilir. Yani şehrin çehresi bile değişebilir. Şehrin çehresinin değişmesi Sivas'a yansır. Böyle bir durum ama dediğin gibi biraz... Ama o riski alan tabii Bülent Hoca. Yani bu işi buraya getiren, bu işi mimarı, bu işte risk alıyorsa doğru düşünmüştür diye düşünmek durumundayım. Çünkü bunu da buraya getirdi. Yaptığı hamlelerle buraya getirdi çünkü. Herkesin olmaz dediği noktada evet ben olacağım diye iddialıydı. Şimdi de bu adamları yollayabiliyorsa demek ki bunlar kadar değil mi? Bunlardan iyilerini getiriyor. Evet. Diye düşünmek istiyorum yani. Öyle düşünüyorum çünkü. Yabancılar da iyi çıkarsa Agbetü'yü de aldılar Kocaeli'den. O da çok iyi hızlı bir futbolcu. İyi bir futbolcuydu o da. Çok iyi oyuncu.
Valla Trabzon'u enteresan. Zafer Yeleğini aldılar. Ferhat'ı aldılar Manisa'dan ama daha kongre işte yeni Belçikalı teknik adamla anlaştılar. Trabzon'da da pek istikrar yok, çalkantılı. Bu seneki fırsatı da bir daha yakalayamazlar. Bence yakalayamaz. Aynen. Bence kaçırdı onlar. Onlar bu seneki havayı bulamazlar. Sene çünkü işte hep söyledik yani birkaç takımın bu kadar kötü gittiği bir dönemde sen yakalamışsın. Bu senenin kesin şampiyon olması gerekirdi. Beşiktaş falan mucizedir şampiyon olması. Tabii. Bunu Trabzon hediye etmiştir. Trabzon ama seneye hediye etme şansı yok. Ona hediye ederlerse anca bir şey olur. Hı hı. Zaten şu anda şey sıkıntısını bakıyorum, medyadan takip ediyorum. Basından da aldıkları hoca daha hoca ile ilgili ciddi sorunlar yaşıyor. Şehir biliyorsun zordur Trabzon zor, şehir. Zor. Hocayı kabullenmemiş durumda. Daha birinci gün kabullenmediler. Kabullenmezler. Ama neden? Hep yani. Aynı şey. Çıta... Kabullenmezler de. Nereye? Yani, ne kimdir yani şimdi? Bir yığın hoca ismi geçti. İşte Eriksson şey falan filan derken buraya geldi. Şimdi ya kötü. Trabzon burası ya. Kötü. Ciddi bir ekol yani. Futbolda korkunç bir ekol. Şimdi bu insanları kandıramazsınız böyle yani. Şimdi kimdir diye herkes sorgulayacak. Bakın orada çaycı da sorgulayacak. Ayakkabı boyacısı da tepedeki iş adamı da sorgulayacak. Ya dünyada bu kadar önemli adamlar varken işte Galatasaray Ray kartı getirirken benim rakibim Ray kartı getiriyor diyecek. Hı hı. Ben ya kim bu ya diyecek. Hatta basında şey söylüyorlar. Yunanistan'da geçen sene bir takım küme düşmüş. Küme düştü. Küme düşmüş. Ama açıklamada işte ikinci yarı geldiğinden bahsediliyor falan. Ama ne kadar Belçika da gelsin. Belçika Ligi'nde iki şampiyonluğu var. Anderlecht'le bir başarı yakaladı ama. Ama reyting işi bu ya. Ya yok, niye biz bu programı yapıyoruz? Evet, niye futbol bu kadar önemli? Reyting. Reyting ki önemli. Niye Ertuğrul Hoca burada, Bursa'da? Reyting var diye burada ya. Tabii. Yani reyting önemli bu işte. Şimdi bu adam için türbüne gidilecek hocalar var ya. Şimdi Tabii. Yani Belçikalı hoca için türbüne gelmez. İnsanlar hatta bırak ne yapar diye şimdi sorgulamaya başladılar. Aynen. Ki Trabzon başlı başına zaten. Ciddi bir hata. Şey. Buradan bir kere eksi başlıyorlar. Bence orası ciddi bir eksi. Evet. Galatasaray'da Mustafa Sarp'ı aldı. Gökhan'ı aldı dün. Gökhan Zan'ı transfer ettiler. O da enteresan değil mi? Gökhan Zan'da sürpriz. O müthiş ya. Ya Beşiktaş kulübü. Kulübün büyük hatası. Beşiktaş kulübü son bir haftadır. Müthiş hata. Hem Bursa Spor'dan çok ciddi bir darbe yedi diyelim. Bu Yusuf'un transferinde Aydın konusunda evet. 1 milyon dolar faiziyle birlikte Şubat ayından beri. Burada Bursa Spor Hukuk bölümüne de tebrik gönderelim. Hakikaten iyi bir sözleşme, evet, iyi bravo. Bir çalışma yapıldı. Hem Oya Hanım ve diğer arkadaşlar, yetkililer, onları kutlayalım. Beşiktaş açısından ciddi bir sıkıntı. Müthiş. Hem de Gökhan Zan'ın opsiyonunun bittiğini fark etmemişler hocam. Ya bu inanılır gibi değil. Gökhan Zan gibi milli futbolcunun opsiyonu bitiyor. İşte sözleşmeyi yenileyelim mi, yenilemeyelim mi derken Gökhan... Bu inanılır gibi değil. Ha bundaki yanılgı hala... Bakın hala profesyonellik yok. Hala oyuncu diyor ki onlara, ya tamam canım ben sizinle anlaşacağım yani. Evet. Hani bizim evladımız olayı vardır ya. Evet. Ya bu biraz evvel bahsettim hani Zeki Çevik, Alaklı falan. Bunlar bitti ya. Bu iş artık endüstri, bu iş para işi. Yani böyle bir hata yapıldı. Bu profesyonelce nedir kardeşim, bittin bunun? Hemen yap yanına işi. Yoksa bizim evlad beklesene evde de biz seninle anlaşacağız. Ya da bitiyorken yani son bir ay geç. İşte bu ay sonu bitecek senin. Gel bakalım buraya. Korkunç bir hata yani. Ama Beşiktaş biliyorsun yıllardır büyük hatalar yaptı. Yani transferlerde büyük hatalar yaptı. Tabii. Onlar için. Del Bosque'lere, yabancı futbolculara tazminatlar. Müthiş paralar. Yüksek rakamlar. Hakikaten ciddi. Şimdi yine üstüne bir daha sadece şey eklendi. Yani böyle 20 dosyanın altında 20. dosya oldu. Yani bir 3-4 milyon euroluk maliyeti vardır bu adamı. Satmaya kalksan tabii. En az bir 3 milyon euro 4 milyon euro yani tabii, bu adam da piyasası ya. Olan birisi. Gökhan'ı da satabilirsin. Tabii. Beşiktaş için müthiş bir kayıp. Tabii. Ama işte şampiyon olduğu zaman üstünde öyle bir şemsiye var ki. Bu şemsiyenin altında şu anda her şey ya sorun değil, hallederiz hesabı olabilir. Topuzdan da gol yedi Beşiktaş. Oradan. Ama hep bak yine bir şey tutuyor onları bakın. Şampiyonluk oradaki o evet. Şemsiye koruyor hala. Ama bu şemsiye öyle açılacak ki lig başladığında o şemsiye bitecek. Şu anki o kalkanı önden çekilecek. Şampiyonlar Ligi de var. Ön elemede daha kafadan bir ters bir şey yersen bu sefer ne yaptın diye sorgulanmalar tekrar başlayacak. Ya Galatasaray'ın kurasını gördün mü hocam? Kazak takımı çıktı. Evet. Yani Bursa gitmiş olsa şu anda Kazak takımıyla oynayacak. Evet, doğru söylüyorsun. Ne büyük şans ya. Evet, yani şu an için. Evet, doğru söylüyorsun. Favori Bursa Spor olacaktı. Bu kadar basit yani. Aynen, doğru söylüyorsun. Yani büyük bir şanstı ama. Hakikaten kaçtı o da. Nasip değil. Tabii inşallah. Rekart'a ne diyorsun hocam? Vallahi Rekart şu an işte marka değeri ülkenin futbolun Türkiye Futbol Federasyonu'nda işte marka değerini arttıracak bir isim. Yani Rekart ciddi bir isim ya. Değil mi? Tabii hem oyunculuğuyla tamam antrenöründe belki işte Hollanda milli takımından sonra yaşadığı bir sorun var Rotterdam'da falan ama yani Barcelona'da kalıyorsun mesela ve dünyanın iki İspanya Ligi, bir Şampiyonlar Ligi. Yani çok önemli bir adam. Yani buraya gelmesi hakikaten Galatasaray'ın büyük başarısı. Neskens yardımcısı. Müthiş bir başarı. Yani bunlar için yani gider ben kendi açımdan söyleyeyim. Ya gidip bir Ali Sami Yen'de
Ray kartını ya da buradaki maçı zaten gideceksin de bir İstanbul'da onu seyretmek için bak ben bunu düşünürken bütün Türkiye bunu düşünecektir. Ciddi bir marka. Ertuğrul Sağlam'ın ardından ikinci bir izlenecek teknik adam geldi. Aynen. Tabii ya iyi oyunculuğuyla, duruşuyla, kalitesiyle, tabii. yaptıklarıyla falan. Yani Ray kart şu an bu ülkede bakın Galatasaray'la çok iyi yerlere taşınabilir Ray kart. Yani Galatasaray'ı iyi yerlere getirin de Ray kartı 1-2 sene sonra tekrar Avrupa'nın iyi kulüplerinde bizdeydi deme lüksü olabilir. Ya evet ya bu ülkede de çalıştı deyip işte Avrupa'nın çok iyi kulüplerinin başına tekrar buradan bir çıkış yapabilir Rekan. Evet. Öyle düşünüyorum. Çok başarılı. Hem Hollanda futbolunun tarzı da biliyorsun çok önemli. Hollanda dünyaya, şu an Barcelona Hollanda tarzı biliyorsun. Tabii. Hollanda'nın 70'li yıllarının tarzıyla oynuyor. Rekan da oraya çok yakın. Cruyff gibi bir liderleri var. Yani sürekli irtibat edebileceği, yani, görüşebileceği ya da ne bileyim işte. Kafasında bir kere onlarla büyüdü zaten o. Kendi zaten futbol ekolü var. Galatasaray'da bunu yansıtır. Çok da şu anda daha bir şey yapmadılar bence Rekart. Alacak birkaç tane. Rekart çok iyi isimler getirebilir. Çünkü Rekart'tan dolayı gelir. Ya sen oradaysan gelir diyecek. En azından bir senesini onu birlikte yaşamak isteyebilirler. Yani çok iyi oyuncular da getirebilir. Hem Rekart seyretmiş oluruz hem de getirdiği iyi oyuncuları da ülkede futbolun kalitesini arttırma anlamında faydası olabilir diye düşünüyorum. O çok doğru. Galatasaray şu anda en doğru iş yapan şu anda kulüp yani. Bursaspor açısından da Ray Kart'lı Galatasaray'ı yenmek daha bir keyif olur, değil mi? Yani, öyle doğru söylüyorsun. Denir artık. Doğru söylüyorsun. Valla Antep pek bir şey yapmadı. Bekir'i gönderdi. Gökhan Öztürk'ü Galatasaray'dan aldı. İstanbul Belediye'de çok bir şey yok. Tüm alındı. Taner Güller'i alındı. Evet. O da iki forvet. Belediye ekibi bakalım ne yapacak. İşte Kasımpaşa'da daha bir şey yok. Kayseri Spor'da genç oyuncular dikkat çekiyor. Gökhan'ı aldılar kaleci Altay'dan. Mert'i aldılar ki bildiğimiz Rusbon'a takip ettiği futbolcuydu. Hakan'ı aldılar Gençler Birliği'nden. Köln'den Serdar alındı. Topuz gitti, Ragıp gitti Eskişehir Spor'a. Evet. Yani Manisa Spor daha bir şey yapmadı. Ankara Gücü, Ankara Spor, Aydın Karabulut'u aldı ki yani pek de transfer iyi futbolcu ama o çocuğun sosyal anlamda ciddi sıkıntısı olduğunu düşünüyorum ben. Doğru. Beşiktaş'ta Erhan Güven, Fink alındı. Öyle pek de Fenerbahçe'yi söyleyebiliriz tabii. Blika, Bekir, Topuz, Özer Vurmacı ki Özer ameliyat oluyor. O da hazır değil. Şu anda pek de bir hareket yok. Yani öyle herkesin söylediği gibi. Ama parasal ciddi bir problem var. Yani dünyada bir ciddi problem ama yine o saydın, son saydın işte bir Fenerbahçe'dir, bir Beşiktaş'tır, bir Galatasaray'dır. Ya bunlar mutlaka yapacaklar. Bakın. Geçen seneki kadar kolay olmayacak ligde mi? Mutlaka. Müthiş o yani. Şimdi bak yapmıyorlar derken son dakikada ben Fenerbahçe'den bir kere ya bir başkan ben şampiyon kongrede kazanırsam 3 yıl üst üste şampiyonluk diyorsanız bundan sonra çok ciddi doldurmanız lazım. Çağrı daha bunun %100 dolduracaktır altını yani. Çok önemli oyuncular gelecektir bakın. Yani onlar daha beklemedeler. Yani kesinlikle görüşüyorlar. Yani ciddi bombalar orada patlayabilir. Yoksa yani böyle bir söylemin altında aynı kadroya yakın bir kadroyla çıkamazsınız. Yani ha aldı 3-4 adam ama hayır yani %100 çok daha iyi oyuncular alacaktır diye düşünüyorum. Aynı şey Beşiktaş için de geçerli. Çünkü artık onlar da Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler yapmak istiyorlar. Çünkü pek başarılı olamadılar o anda. Bursaspor'un nereye takviye yapması lazım hocam? Valla Bursaspor'la ilgili bunu daha evvel de konuştuk. Yani bir kere Ertuğrul Hoca'nın işte savunmada özellikle savunmanın göbeğinde oyuncu istediğinden falan bahsettiniz. Ya ben hep kanatlarda bir sorun yaşadığını hep düşünüyorum. Yani oynadığı sistemde işte tek forvet ve iki kenar kanat oynattığında o iki kanatta çok da başarılı olamadık. O noktada eksiğimiz var. Ha, Volkan bu anlamda çok iyi oyuncu ama işte hep sağ tarafta bir sorun yaşadık. İşte Volkan'ı sürekli değiştirdik işte sağa sola. Kanatlara işte biraz evvel söyledin sen hani göbeğe ortada orta ikiliye iki tane oyuncu daha alınacağından bahsediyorsan yani kadro zenginleşsin diye kanatlara birer tane de oyuncu o zaman kesinlikle şart. Değil sola mi? Ve sağa kesinlikle şart. Ama solda Eren var. Ozan İpek var. Eren'i kullanırsan tamam. Ozan İpek benim için ön oyuncusu değil. Ya benim şahsi fikrim yani belki beni yanıltır. Hoca bunu benden çok daha iyi tanıyor ama yani önde bizim işimizi çözecekmiş gibi bana gelmiyor. Yani bir Volkan'ın sol ayaklısını düşünsenize. Yani bu kadar çabuk. İşte Eren bu işi çok Eren. İyi görecek. Bravo doğru söylüyorsun. Eren'e bu şansı verip de Eren de hazırlık maçlarına falan kendini bulduğu noktada oyuncuya aslında ihtiyaç yok. Doğru söylüyorsun. Eren mükemmel bir oyuncu. Eren'in muadilini neyle alacaksın? Büyük paralar vermen lazım. Yenal var yine kenarda. Yenal duruyor mu abi? Ben onu takip ettim. Şu an için duruyor. Maxim gitti hocam. Kemal gitti. Gökhan Güreç'li
yollar ayrılıyor. Yavuz evet. Eraydın gitti. Volkan Bekiroğlu gitti. Evet. Volkan bir soru işareti. Yani dün Mehmet Gerçeksi de öyle söyledi. Bekiroğlu için mi? Bekiroğlu. Yani hem düzgün çocuk karakteri. Evet, çok iyi bir insan. Yapısı. Müthiş. Ben çok seviyorum. Volkan hakikaten birinci sınıf bir oyuncu ama işte hocanın bileceği bir şey. Yani. Şöyle bir şey var. Bakın, hedefler büyüdükçe hakikaten çok iyi. Her şey iyi insanlık falan çok hoş ama işte bu iyi insanlığın üzerine de yani Volkan kötü oyuncu ama çok iyi oyuncu. Ama onun üzerine çok daha iyi oyuncular düşündüğünü tahmin ediyorum. Yani artık bakın burada öyle o dursun bu dursun yapacak bir adam değil Ertuğrul. Ya bu evet. da fena değil. Hayır, Ertuğrul çünkü beklentisi var. Ya tamam, teşekkür eder, öper. Yollar. Yani tabii. kırmadan da yolacak. O kadar kalitede beyefendi bir insan. Tabii. Ama artık o noktalara öyle kimsenin soru işareti bırakmayacak oyuncular alacaktır diye düşünüyorum. Yani öyle yapmak lazım. Başka türlü ya tutarsa işte ya fena değildi, iyi de çocuktu işte arada ortada atıyordu falan. Artık tabii. Bursa'nın bunları bunların üstüne çıkması gerekiyor. Yoksa hep sıradan eskisi gibi kalır mıyız, çıkar mıyız son dakikaya kadar? Kümenin muhabbetini yaptık yıllarca. Tabii. Bundan sonra artık o duygusallığı bırakıp evet ya kötü kimse, kötü demeyeyim de daha iyisi varsa o bizim çok sevdiğimizi yollamak son derece doğal hakkıdır. Ya bizim için çok iyi zannettiğimiz bir adam ama hayır kardeşim bu gelen çok daha fazla ivme katacaksa takıma bunu yollanmasına da bir anormallik yok. Doğru. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Keyifli bir sohbet ben gerçekleştirdik. Zaman zaman sizi burada ağırlamaktan onur duyarız. Bursa Spor TV ekranlarında Şenol Ulusoğuş'un yorumları da güzel bir renk olacaktır. Her zaman olduğu gibi hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.